Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Bugün iki tane canlı klan savaş videosu çekeceğim. Rakibimiz 1923 Türkiye klanı, YouTube Palaybirik Rocky'nin klanıyla karşılaştık bu klan savaşında. Onların da 11 klan savaş serisi var. Biz de en son savaşımızı galiba kaybetmiştik diye hatırlıyorum. Evet, çünkü klan kalelerini doldurmamıştık. Klan kalelerini doldurmayı unuttuğumuz için rakip 5 full atmamıza rağmen rakip 6 full attı. Tabi kale boş almasına rağmen rakip yine birden kötü performans sergiledi. O yüzden buradan da onlara başarılar dilerim şimdiden 1923 Türkiye klanına. Şu anda biz ne yapmışız? Biz 1, 2, 3, 4 tane full atmışız. Bir tane tekimiz var. Bunu da fullersek 44 oluyoruz otomatikmen. Onlar da bizim bir numarayı fullemiş. Onun dışında da daha full atmamış. Şu anda 21 savaşları var. Bizim 12 savaşımız var. Onlar daha onlara göre avantajlıyız eğer full atmadığı sürece. Full atarlarsa en az 4 tane full atmaları lazım ki savaşı kazanmaları için. Bakalım iyi olan kazansın diyelim. Şimdi rakibin 20'sine bir de rakibin ikincisine saldıracağım. Rakibin ikincisine süper atıcı saldırısı yapacağım. 20'sine de tazı balon görünmezliği yapacağım. Umarım iki savaşta da istediğim sonucu elde ederim. Ve savaşı kazanma adına güzel adımlar atmış oluruz. Evet, önce rakibin ikincisine girelim. İlk ordumuz süper atıcı olduğu için. Karşımda bu şekilde bir düzen var. Sağlı solu buradan temizlik yaptıktan sonra orduyu içeriden belediye doğru ilerleteceğim. Ondan sonra full olma adına güzel bir adım atmış olacağını düşünüyorum. Evet, bismillah dedik. Savaşımıza başladık. Şimdi buradan koruyucumuzu attık. Arkasında da şifacılarla beraber. Şuraya da bir tane yeti. Arkasından alev atıcıyla başladık temizliğimize sağlı sollu. Yani o sağ sola kaymasa büyük ihtimalle bu köy fullerim diye düşünüyorum. Ama sağ sola kayarsa da zaten ya tek ya iki. Zaten iki alındığı için önemi yok. Önemli olan fulleyebilmek bu dakikadan sonra. Şöyle bir atlatma. Şuradan bir tane. Şuradan görünmez atalım koruyucumuza. Koruyucumuza X-ray hasar vermeye başladı. Şu şekilde ana saldırımıza da başlayalım. Artık beklemeye gerek yok. İstediğimiz koridoru açtık. Şöyle bir dondurma atalım. Şurada bir tane de öfke atalım. Şuraya bir tane dondurma atalım. Ordumuz eridi. Şurada bir tane daha öfke, şuradan da kraliyetimi sahaya sürüyorum. Ordu biraz daha ilerledikten sonra koruyucunun özelliğine de bastım. Güzel bir şekilde de koruyucunun özelliğine bastım. Büyük ihtimalle full geldi diye tahmin ediyorum. Barbar kralın da özelliğine basalım. Kraliyetimiz özelliğiyle hayatta, kraliçe özelliğiyle hayatta, bütün herolarımız hayatta. Bakalım belediyenin oradaki zehir bölümünde çıkabilecek mi bizim ordumuz? Çıktı. Güzel. Galiba fulledik. Kraliçemiz özelliğiyle hayatta, az daha koruyucu var ya kraliçeyi nakavt edebilirdi vallahi. Abi koruyucu kraliçeye tek atıyor canı az olduğu zaman. O yüzden dikkat etmek lazım. Aman aman. sekiz saniye süre var. Yani süreden gideceğimi de tahmin etmiyorum. Yani full derim diye tahmin ediyorum. Bakalım. Zaten bir şey de kalmadı. Sadece şuradaki birimler kaldı. En önemlisi de zaten elektrotitanın hayatta olması. Çok canı güçlü olduğu için onu öldürmek biraz zor olacak. Zaten gerisini o temizler diye tahmin ediyorum. Yeti de şeye takıldı ve köy bu şekilde fullemiş olduk. Şu
şu anda biz 44 olduk. Bir tane tek yer var. O da çift derse 45 olacağız. Şimdi bu şekilde bir de tazı balon saldırısı yapacağız. Rakibin 20. sırasına vurdumuzu basalım. Klan kalemizi dolduralım. Klan kalesi şimdi ne yapacağız? Şuradan bunu silelim, bunu silelim. Şöyle bunu alalım. 4 tane süper okçu alalım. Şu şekilde ordumuz hazır mı? Hazır diyelim artık. Herolar hazır. Sadece şey yapmam lazım. Petleri değiştirmem lazım. Petleri değiştirmem lazım. Şimdi ne yapabiliriz? Koruyucuya bunu takalım. Sonra gelelim. Bunu da Barbar Kral'a takalım. Şunu da gelelim. Kraliçe'ye takalım. Hazır ve nazırız. Şimdi rakibin 20'sine saldıracağız. Ben fazla tazı balon kullanmayı bilmiyorum. O tek de alırsam artık deneme aşaması diyelim. Hedefim zaten koruyucu özelliği kullanmadan şu ortada Zeppelin'i indirip o süper okçularla şu etrafı temizleyip şu köşeden de herollarla belediye doğru ilerlemek. İnşallah düşündüklerim ve yapacaklarım bir olur. Köy full deriz. Ve tazı balona da merhaba demiş oluruz. Koruyucuyu da hava almam lazım. Bismillah dedik. Savaşa başladık. Şimdi şuradan koruyucuyu havaya alalım. Şuradan bir tane tazı attıktan sonra şöyle iki tane de balon atalım. Şuradan maalesef. Şimdi şuradan Barbar Kralı atalım. Rakip Klan Kalesi'ne Kraliçe Barbar Kral bizim Elektro Titan'la alalım. Şuradan bir tane duvar kırıcı. Bir daha duvar kırıcı. Şuradan da şeyi atalım. Şuradan da bir kelle avcısı buz golemi ile beraber. Barbar Kral'ın özelliğine basalım. Kraliçe ile belediye alırsak belki bir şeyler yapabiliriz. Kraliçe Kraliçe belediye vuracağım artık kardeşim. Şimdi ya baştan da tazı balona başlayalım. Şuradan da kolon atalım. Şuradan da kolon atalım. Koruyucu özelliğine de basalım. Şöyle bir öfke atalım. Şu ortadan. Şöyle şunlarla da temizlik. Şöyle temizlik yapmaya devam edelim. Şuradan da balonları atmaya devam edelim. Şurada 3 tane balon. Şöyle temizliğimize de devam edelim. Şuradan da kelle avcılarını atalım. Geç kaldık. Kelle avcılarını atarken çok geç kaldık ya. Oh. %72, %73, %74, %74 de falan kapatırız ama zaten burada süper atıcıyla %94'te kalmıştım. Yani o yüzden bir anlamı kalmadı. Bir deneme yapmak istedim ama maalesef istediğim gibi olmadı.
Bu arada rakip de bir saldırı yapıyor. Bizim kaçıncı sıraya? 10. sıraya süper okçulu ejder binici saldırısı yapmış. Büyük ihtimalle fulleyecek gibi bir giriş oldu. Daha karamanları atmamış bile sanki. Karamanlar neler? Daha sağ sürmemiş değil mi? Abi köyün çoğu gitti. Daha karamanlar sahaya sürmemiş. Şimdi karamanlarını da sahaya sürdü. Yani fulleyecek gibi duruyor. Kraliyet hayatta şu köşe biraz sıkıntı olabilir. Klan kalesinde şey olması güzel. Buz tazısının olması güzel. Çünkü her oralarını uyarlandıracaktır diye düşünüyorum. Zaten bu saatten sonra bir olursa süreden gider. Onun dışında galiba fuller diye tahmin ediyorum. Bak şu şey sıfır canlı hayatta kaldı. Bu rakip kraliçenin de özeline o yüzden basamadı. Lan kraliçenin özeline de bastı. Rakip kraliyeti de sahaya sürdü. Duvar kırıcı da attı. Duvar kırıcılık zaten bir pozisyon yok. İskeletler çıkıyor, şey çıkıyor. Barbar kral özelliği var. Kraliyetin özelliği var. Büyük ihtimalle fulledi ya. Çünkü zaten barbar kral ve kraliyetin özelliğiyle oradan rahat rahat çıkacağını düşünüyorum ya. Elinde de buz varmış. Kraliçe de sıfır canlı hayatta kalma mücadelesi veriyor. Eline koluna sağlık. Güzel bir savaş ve köyü fulledi. Şu anda onlar ikinci fullünü atmış. 21 savaşta 34. Bundan önceki savaşı da mı fullemişlerdi? Hayır. Bende de Ali Kahli. Ben saldırmıştım. Onlar da Baron'a saldırmış. %84 almış. Şu anda durum 44-34. Onların 19 savaşı. Bizim 10 savaş. Daha benim 2 tane hakkım daha var. Bir de bizim savaş yapmayan arkadaşlar da var. Bakalım neler olacak. Ben de merak ediyorum. Daha bizim Oğur savaş yapmamış. Oğur da gerçekten çok güzel kraliçeye yürüştü. Birinci saldırısı yapıyor. Yani savaş daha bitmedi. Bakalım neler olacak. Bugünlük videomuz da bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.